Ve bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 10'a yaklaştı. Yeni günde gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Karabağ'daki çatışmalarda bugün 5. güne girildi dedik. Önce sahadaki son durumu alarak başlayalım. Haber Global ekipleri sıcak çatışmaları cephe hattından takip ediyor ilk günden beri. Bir kez daha Murat Karataş'a dönelim. Zira yeni bilgiler var. Murat, seni dinliyoruz. Cephe hattındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusu yine Terter'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Kent bu sabah yeniden topçu ateşine tutuldu. Otogara top mermisi düştü ve bir sivil maalesef hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 27 Eylül'den bu yana hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 55'e yükseldi. Aralarında çok sayıda çocuk da var. Saldırılar sonucu 163 konut ve 36 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan ordusu meşru müdafaa ve sivil halkı koruma hakkı temelinde Ermenistan'ın saldırılarına karşılık veriyor. İşgal altındaki topraklarda Ermenilerin mevzilendiği bölgelere vurucu darbeler indiriliyor. Şu ana kadar 7 köy ve stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı. Çatışmalar Ermenistan'ın saldırıya geçmesi üzerine hatırlanacağı gibi 27 Eylül'de başlamıştı. YouTube kanalımıza abone olun.